Merhaba, birinci sınıf anneleri. Öğrenciniz okuldan geldi. Bugün uyum haftasının son günüydü. Beşinci günün sonunda hangi etkinliği yapacağız bakalım? Evet, yine A4 kağıdımızı alıyoruz. Cetvelimiz gerekli. Cetvel ile satırlar çiziyoruz. Yine öğrencimizi bıktırmamak için 3 tane satır çizeceğiz. Yine cetvel aralığında olsun satırlarımızın uzunluğu. İkinci satırımı çiziyorum. Ve üçüncü satırım. Evet arkadaşlar, kağıdım hazır. Şimdi ise satırlarımıza öğrencilerimize düzgün tutturarak kalemi çizgilerimizi çiziyoruz. Yine dik çizgiler çalışacağız bir satır. Yavaş yavaş. Hatta şey yapabilirsiniz arkadaşlar, çocuğunuz sıkılmasın diye 5 tane kurşun kalem, 5 tane renkli kalem. Evet, boya kalemlerim de burada. Ne renk alalım? Kırmızı alalım. 5 tane de kırmızı çizelim. Dört, beş. Biliyor musunuz? Böyle sayarak çizdirdiğiniz zaman hem de saymaları gelişir. Sonra yine 5 tane kurşun kalem. Siz görün diye biraz yukarıdan tutuyorum kalemi. 3. Sayarken hem çiziyoruz hem sayıyoruz. Ve 5. Şimdi ise mor kalemle çizelim. 1 2 3 4 5 Ne yapıyorduk? Acele ettirmiyorduk ve öğrencilerimizi bol bol teşvik ediyorduk. Kalemleri yanlış tuttukları zaman ise onları uyarıyorduk. 2 Hadi bakalım 3'ü çiziyoruz. 3 4'ü çiziyoruz. Ve bu da son ve 5. Şimdi ise ne yapalım? Bir de sarı ile çizelim. Kalemi düzgün tutuyoruz. 1 2 3 4 5 Bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar, ikinci satıra geçiyoruz. Bakalım ikinci satırda şimdi ne çalışacağız? Evet, şimdi ikinci satırdayız. Artık 5 gündür okula gidip sıkılan miniklerimize biraz değişik etkinlik yaptıralım. Aynı çizgileri çalışacağız ama farklı şekilde. Yani bu çorbayı içeceksin ama bu kaşıkla veya diğer kaşıkla diyoruz. Yeşil kalem aldım. Pembe kalem aldım. Kırmızı kalem aldım. Bir de ne renk alayım? Kahverengi alayım. 4 renk kalem aldım. Şimdi arkadaşlar, çocuğumuza eğik çizgi çalıştırıyoruz. Bakın, satırın çizgisinin başından alt çizgiye doğru dik bir çizgi çektiriyoruz. Daha sonra ise bakın, aşağıdan yukarıya değil, yine yukarıdan aşağı doğru burada birleştirecek diğer çizgiyi çekmesini sağlıyoruz. Renk değiştiriyorum. Yine aynı şekilde renk değiştiriyorum. Hep yukarıdan aşağı doğru çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü harfleri yazarken, çalışırken hep bu şekilde yapacağız. Ben arada size göstermek için elimi yukarıya alıyorum. Evet, renk renk kalemlerimle bunu çiziyorum. Gördünüz mü? Kalemi doğru tutmasını isteyin. Hop. Bir daha.
Evet, aşağı kadar düz bir çizgi. Bir de pembe. Sürekli yukarıdan aşağı doğru. Evet. Yine renk değiştirdim. Bir de sarı yapayım yahu. Bakınız. İkinci satırım da bitti. Renk renk çizgilerden oluşan bir zikzak. Çok güzel oldu. Çocuğunuz bunu bitirdiğinde çok mutlu olacak. Şimdi gelelim üçüncü satıra. Artık üçüncü satıra başlayabiliriz. Evet, üçüncü satırda yuvarlak çizgiler çalışacağız. Ama bunu nasıl yapacağız? Renkli kalemlerimizle yapmak istiyoruz. Daha zevkli olsun diye. Bakınız, tam satır çizgisinden başlayarak döndürüyorum. Döndürüyorum. Ve içe doğru arkadaşlar. Şöyle dün yapmıştık ya, kenar süsü. Onun gibi bir şeker yapıyorum. Sonra başka bir renk alıyorum. Onunla da yine tam satır çizgimden başlayarak çiziyorum. Bileğimin hareketini görüyor musunuz? Bilek sürekli hareket ediyor. Öğrencileriniz de kalemi tuttukça bu hareketi yapmaya başlayacaklar. Evet. Bu arada arkadaşlar, fırsat buldukça öğrencinize hamur verip oyun hamuruyla oynamalarını sağlayın. Bir de yeşil yakışır buraya. Yine bir şeker yapıyorum. Lollipop'a benziyor değil mi? Evet. Bir de ne yapalım? Pembe olsun. Ve son şekerimi yapıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü 5. günün sonunda yapabildiğimiz etkinlikler bunlar. Uyum haftası boyunca sizlerle beraber olmaya çalıştım. Artık haftaya pazartesi günü yeni bir dönem, yeni bir sınıf başlıyor. Haydi bakalım 1. sınıf anneleri, kolay gelsin sizlere. Mümkün oldukça arada size videolarımla destek olmaya çalışacağım. Bunu da mutlaka buzdolabının üzerine asmayı unutmuyoruz. Aa, ne unuttuk? Hani bizim kalbimiz? Çok beğendim diye bir de arkadaşlar aferin yazalım. Çocuğumuz mutlu olsun. Evet. Hazır bizim süsümüz. Görüşmek üzere.